playoff mücadelesi verip playoff'tan çıkmanın hesaplarını yapıyorlar. Yani bu anlamda da bizim gruptaki playoff mücadelesi de çok böyle çok zorlu geçecek. Çok zorlu bir mücadele olacak. O da hem ligin kalitesi açısından çok güzel bir şey. Hem de bunun mücadelesi veren takımlar adına da kolay bir şey değil. Yani biz bu mücadelede içinde var olacağız. Biz bu mücadele içerisinde sonuna kadar yerimizi korumaya çalışacağız. Ben takımıma, oyuncularıma güveniyorum bu anlamda. Hakikaten kaliteli bir, özellikle çok yaş ortalaması 23 olan genç kaliteli bir takımız. Yetenekli oyunculardan kurulu bir takımız. Yani ilk yarıda bunun şeyini gösterdik biz. Bunun kalitemizi ortaya koyduk. İkinci yarıya her ne kadar Ahmet ve Maraş maçlarıyla istenilen puanları alamasak da biz bu grupta her rakiple, her yerde, içeride ve dışarıda kafa kafaya oynayacak, her yerden puan getirebilecek, puanlar getirebilecek iyi, kaliteli, güçlü bir kadroya sahibiz. Onun için ben takımıma güveniyorum. Bu mücadelenin içerisinde sonuna kadar var olacağımıza inanıyorum. Hocam, kadro demişken bazı sorular var. Seyir soruları. Kaleci Murat Demir'le ilgili galiba. Murat Demir'den memnun mu hoca? Neden ısrar ediyorsun? Murat Demir konusunda neden ısrar ediyorsun? Ben bütün kalecilerimden memnunum. Murat Demir'den, Hayrullah tam memnunum. Genç kalecimiz Mustafa'dan memnunum. Kalecilerin çalışmalarından ve performanslarından memnunum. Tabii bunu neye göre sorulmuş olabilir, sorabilir, merak edebilir insanlar. Ama ben memnunum. Hocam, bu hafta çok önemli bir karşılaşma var playoff yarışında. Hekimoğlu. Evet, Denizden bu maç hakkında biraz konuşalım istiyorum. Yine işte o zorlu geçecek playoff mücadelesinin önemli bir maçı. Kendi bu playoff mücadelesini, üstte kalma mücadelesini veren iki takımın kendi evimizde oynayacağız. İlk maçımız Trabzon'da 1-1 berabere kalmıştık. Rakibimiz de yine çok büyük bütçeler harcayarak, çok önemli isimleri kadrosuna katarak bu ligin şampiyonluk hesapları yapan takımlarından biriydi. Fakat o da çok büyük bütçeler harcamasına rağmen Manisa'nın gerisinde kaldı. Yine devre arasında kadrosunu güçlendirebilecek isimler takviyelerini yaptı. Fakat o da onlar da ikinci yarıya iyi başlamadılar. Onlar da kendi evinde, işte geçtiğimiz hafta Maraş'la berabere kaldılar. Ahmet'e 3-2 yenildiler. Onların da ikinci yarı başlangıcı çok başarılı değil. Ama söylediğim gibi bizim grupta çok kolay maç yok. Şimdi bakıyoruz. Mesela en genç proje takımları olan Hacettepe ve Niğde maçları da artık kolay geçmiyor. İlk yarıda yaşanan büyük sıkıntılarla kadrosu dağılan genç bir kadroyla ikinci yarı mücadelenin Sancaktepe maçları da kolay geçmiyor. Herkes hakikaten zorlu bir grupta mücadele veriyoruz. Onun için kolay maç olmayacaktır. Tabii ki her iki takım da bu hafta üstünlük sağlayarak bu yarışta bir adım önde olmak isteyecektir. Biz de kendi evimizdeki sağ avantajımızı, seyirci diyemiyorum çünkü seyirci yok, sağ avantajımızı, iklim avantajımızı ve psikolojik avantajımızı kullanarak Hekimoğlu'nun maçını kazanmak istiyoruz. Ki üst taraftaki pozisyonumuzu biraz daha sağlam hale getirelim. Onun çalışmalarını, hazırlıklarını yapıyoruz. Bir tane cezalımız var. Kaptan Mümin, stoperimiz Mümin cezalı. 4 sarı kartı var. Onun dışında 1-2 sakatımız var, tedavileri devam eden. Ama biz çalışmalarımız güzel bir şekilde devam ediyor.
Hocam transfer dönemini geçtik ama yapılmasını istediğiniz fakat yapılmayan bölgeler oldu mu transferde? Transfer dönemini nasıl geçirdiniz? Ya şöyle söyleyeyim, ihtiyacımız olan, eksik olan bölgelerimize transfer yaptık. Santrofor'da Ethem tekti. İlk yarı bitmeden Abdülkadir Özgen'le yollarımızı ayırdık. Daha sonra devre arasında Ozan Popeker'i kadromuza kattık Adana Spor'dan. Santrofor. Stoper olarak da Mehmet Kuruoğlu'nu Turgutlu Spor'dan kadromuza kattık. Kadromuzdan devre arasında transferin son günü hatta Umut ayrıldı, Pendik'e gitti. Yani kadromuza katmak istediğimiz oyuncular oldu mu? Bazı bölgelerde güçlendirmek istedik, alternatif arttırmak istedik. Fakat şunu söyleyeyim, çok yüksek paralar istendi. Yani kısa 3 aylık bir süre için çok yüksek paralar istendi. Talip olduğumuz oyuncular tarafından. O paraların açıkçası ben de çok sıcak bakmadım. Neden sıcak bakmadım? Çünkü ilk yarı burada olağanüstü mücadele veren, bu takımı 3. sıralara getiren o çocuklarla yeni dışarıdan gelecek adamların o ekonomik dengeleri bozmak istemedim. Ve bunun uzun yıllar bu devre arası transferlerinde bu tip uygulamaların iyi niyetle düşünülüp takıma takviye yaparız, işte şu gelirse çok daha iyi olur şeklindeki düşüncelerin bir anda yüksek paralar ödenerek getirilen oyuncuların takımda o etkiyi yaratmadığını, o katkıyı sağlamadığını, zaman içinde problem yarattığını gördük o ekonomik nedenlerden dolayı. Çünkü o dengeleri de korumak zorundasınızdır. Evet, futbol teknik, işte fiziksel bir konudur teknik direktörler açısından, teknik bakış açısından. Ama işin içine para girince idari bir konu haline gelir. Yarın öbür gün takım içerisinde bu tür sıkıntılar çıktığı zaman da o bütün başkanı, yönetimi ve hepimizi ilgilendiren bir konu haline gelir. Bu dengeleri de korumak zorundayız. Şunu da ben açıkça söyleyeyim, yani yeri gelmişken. Ben biraz bu rakamların ikinci ligde, üçüncü liglerde dönen, konuşulan, istenilen rakamların bu ligin çok üstünde, ikinci lig kulüplerini bu yarın öbür gün büyük sıkıntılara, ekonomik sıkıntılara sokacağını düşünüyorum. Ve bugün artık baktığımızda Süper Lig'lerde, PTT liglerinde, ikinci liglerde bu yanlış transfer politikalarından, çok hesapsız yüksek ödenen transfer paralarından dolayı bir sürü kulüp artık kapanma noktasına geldi. Futbolcu hakkını alsın, herkes hakkını alsın ama biraz da kulüplerin gelirine göre veya işte ödeyebileceği rakama göre ve zamanında ödemesine göre düşünmesi gerekiyor. Bu bakımdan ben Anagolt 24 Erzincanspor'un çok doğru yolda olduğunu düşünüyorum. Çok hakikaten hak edişlerini zamanında ödeyen ve transfer dönemlerinde de özellikle iş oyuncularımızınla dışarıdan gelecek oyuncuların o dengeyi sağlamaya çalışarak doğru bir iş yaptığını düşünüyorum. Kulüplerin yapması gereken budur. Yoksa alırsın, ödeyemedikten sonra o borçlar birikerek seni ileriki yıllarda işin içinden çıkılamaz noktalara getiriyor. O da doğru bir iş değil. Harcayanlara, parası olanlara da bir şey diyemiyorum ama zamanla ne olacak onu da bilemiyorum. Yani Erzincanspor ama bu anlamda çok doğru hareket ediyor. Onu söyleyebilirim. Hocam Sezgin Gelmez de yanımıza katılmış. Size bir sorusu var hemen. Yaptırayım hemen. Spor Kimin? yazar Sezgin Gelmez. Ha, Sezgin benim sevdiğim bir kardeşimdir Spor yazarlığı mı, futbolculuk mu yoksa teknik direktörlük mü daha zor demiş. Selamları var. Sezgin. Sezgin'i çok seviyorum. Onun bizi birlikte de çalıştık Sezgin'le.
Takvim'de, Takvim gazetesinde futbol, Fenerbahçe futbol yorumculuğu yaptığım dönemde. Bence tabii ki futbolculuk daha kolay. Futbolculuk daha kolay. Futbolcuyken biraz daha kendinden sorumlu hareket ediyorsun. Ama teknik direktör olduğunuzda bütün bir oyunculardan, takımdan, çalıştığın kulübün her şeyinden sorumluluğu hissediyorsun kendini. Hatta çalıştığım, şimdi ben mesela Erzincan'da çalışıyorum. Yani ben şu andaki duygularım sanki Erzincan'ın namusunu bana emanet etmişler gibi düşünüyorum. Bunlar bana güvenen insanları yüzünü yere düşmesin diye her şeyi de ekibimizle birlikte çok çalışıyoruz. Çok şükür ki şu güne kadar yani beklenenin üstünde bir iş oldu. Erzincanspor'dan çünkü sezon başında kimse bu performansı beklemiyordu. Hatta küme düşme adayları arasında düşünülen takımlarından biriyken şimdi şampiyonluk oranlarına baktığımızda bizim grupta yüksek birkaç tane takımdan biri durumundayız ki büyük bütçelere karşı. Ve yaş ortalaması 23 olan bir takımla bunu yapmaya çalışıyoruz. Onun için ben oyuncularımla birlikte, yöneticilerimizle, başkanımızla birlikte, hep birlikte Erzincan'ı çok güzel bir şekilde temsil ediyoruz. Ve temsil etmeye devam ediyoruz. İnşallah sezon sonunda herkesin, hepimizin istediği, hayal ettiği, o sonuna kadar kovalarız. Playoff'sa playoff, playoff'tan da en iyisini yapmanın gayreti içerisinde olacağız. Hem kendime güveniyorum, hem takımıma güveniyorum, kulübüme güveniyorum. O yüzden bir problem yok ama tabii ki teknik direktörün aşırı bir sorumluluğu ve bu sorumluluğun da kolay taşınabilir olduğu zor yani Sezgin'in cevabına gelince. Futbolcuyken rahatmış ya, evet. Bunu zaten şu an teknik, bu işi, bizim işi yapan herkes söyler bunu genelde. Hocam takımdaki kadrodan, takımdaki havadan Erzincanspor birinci lige çıkabilir diyebiliyor musunuz? Erzincanspor birinci ligi çıkabilir mi? Neden çıkmasın? Biz de o yarışın içindeyiz. Herkes kadar o yani Manisa biraz öne açtı ama diğer biz de beraber 7-8 takım diyelim. 7-8 6-7 takım, herkesin ne şansı varsa herkesten biraz daha fazla bizim şansımız var. Yani biz iyi bir takımız. Hakikaten iyi bir takımız. Yani bunu bizim gruptaki herkes de bunun böyle olduğunu biliyor zaten. Bütün rakiplerimiz de bunu biliyor. Artık sezon başında ciddiye alınmayan bir takımken şimdi önlem alınan bir takım haline geldik. Çünkü önlem alınmazsa, bize önlem almazlarsa sıkıntı yaratırız. Evet. O hale geldik. Öyle bir takım haline geldik. O yüzden de yani ben futbolcularıma bu anlamda çok güveniyorum. Biz bu yarışı sonuna kadar götüreceğiz. Hocam, Erzincanspor dışında sizce hangi takımlar birinci lige çıkabilir? Manisa'yı saymıyoruz. Tabii ki şöyle söyleyeyim. Bu yarışın içerisinde Hekimoğlu yarışın içerisinde iyi kadrosu var. Bütçesiyle, kadro yapısıyla. Kocaeli Spor yine devre arasında da çok yatırımlar yaptı. Var. İşte biz varız. Uşak Spor çok oturmuş, organize bir takım. Onlar da bu iş yarışın içerisinde olacaktır. Ahmet iyi gelmeye başladı. Ankara Demirspor ikinci yarıya iyi başladı. Onlar da oturmuş iyi bir takım. Mesela atlardan. Mesela Çorum Spor çok kaliteli bir takımdı, kadroydu. Onlar
da ikinci yarı iyi başlamadı. Biraz altta kaldılar. Afyon ikinci yarıya iyi başladı. Yani çok kadrolarını güçlendi. Çok zorlu, iyi takımlar, bayağı iyi takımlar var bizim şeyde, grubumuzda. Onun için çok zor geçecek yani. Her takımımız, Manisa için bile zor geçecek ikinci yarı. Hele alttan düşmemeyecek. Mesela Urfa Spor yine devre arasında bir sürü transfer yaptı. İşte onlar da kümede kalmamayacak. Urfa da artık kolay bir deplasman olmayacaktır ikinci yarı. İlk yarıdaki gibi çok rahat puan alamayacaksınız oralarda. İşte Maraş mesela görüldü, bizi yendi. Hekimoğlu'ndan puan aldı. Onlar da çok organize, ikinci alanı, o savunmayı iyi yapan takımlar. Yani bayağı iyi takımlar var bizim grubumuzda. Onun için kolay geçmeyecek. Hiçbir takım için kolay geçmeyecek. Doğru bir grubu düşündüğünüzü düşündüm ben de. Hocam, Tarsus'tan selamlar var. Tarsus günlerini özlüyor mu hoca demişler. Tabii Tarsus'ta da çok güzel günlerimiz geçti. Yani Tarsus'ta iki dönem çalıştık. Bir dönemde şampiyon olduk. İkinci yarı şampiyonluktan sonra da ikincilikte de güzel işler yaptık orada. Daha önceki 2006-2007 sezonunda da orada güzel playoff oynamıştık. Çok güzel bir sezon geçmişti benim adıma. Orayı da, Tarsus İdman Yurdu'nu da çok severim. Çok güzel günlerim geçti. Yani personelini, orada çalıştığım insanları, başkanlar, dostlarım, arkadaşlarım çok var. Zaten futbolculuk dönemde Mersin'de 10 senem geçti benim. O itibarla şeyde Mersin, Tarsus'ta çok dostluklarım, arkadaşlarım var. Güzel günlerimiz geçti Mersin'de de, Tarsus'ta da. Herkese sevgiler gönderiyorum Tarsus'tan da. Hocam, ben de Tuzla Spor zamanında, hatta sizin yeni ayrıldığınız dönemdi galiba, konuk olmuştuk, misafir olmuştuk. İyi ayarlamıştık Tarsus'ta. Hatta burada ilişkilerim oldu, birkaç kişi daha var. Buradan da Tarsus'a selamlık olsun. Hocam, selam Tarsus demiştik, takımlarınızdan Bayburt'a geçelim. Ben Bayburtluyum aynı zamanda. Öyle mi? Şampiyonluk demiştik var Bayburt'ta. Tabii o dönem... Bayburt'ta da tabii çok güzel, orada da çok güzel, yani anlamlıydı. Bayburt'ta da çok iyi dostlarım var. Hatta işte bu devre arasında da Şemsettin Başkan aradı. Bir takım bizde sözümüzün, nazımızın geçtiği kişilere ara transferin açılması yönünde şey yaptık. Ve onlar da açtılar. Onlar da ikinci yarı iyi başladı. İyi transferler yaptılar. Evet, inşallah kümede kalırlar. Ekmek yedik, yaşadık, bir şeyleri paylaştık, hayatı paylaştık. Hep güzel şeyler bunlar yani. Orada da güzel dostlarım, arkadaşlarım var. Kırmızı gruptaki şampiyonluk yarışı için ne düşünüyorsunuz hocam? Yani kırmızı grupta da aşağı yukarı bize benzer bir şey yaşanıyor. Yani belki orada Eyüp aldı gidiyor. Orada da 8-10 puan fark var galiba. Evet. Sakarya zorlar diye düşünürken Sakarya şeyin içinde olamadı. Ama Eyüp herhalde olacak gibi orada. Yani Eyüp olur gibi gözüküyor. Yani arkadan gelen takımlar böyle çok şey yapmadılar. Yani Eyüp'ü çok fazla rahatsız etmediler. Çok sıkıntıya sokmadılar. Playoff grubunun mücadelesinde de orada böyle biraz daha şey geçiyor. Yani rahat geçiyor diyebilirim yani. Ama bizim grup öyle değil. Sert grup. Hakikaten yani ben uzun yıllar hani bu liglerde çalıştım, ettim ama bu seneki grup hani şey gelmiş yani böyle biraz hani tartıya kantara koyarsın da bizim grup biraz daha ağır basıyor şeye göre yani kadrolar açısından diğer gruba göre. Tabii herkes kendi mücadelesine veriyor. Herkes kendi grubunda işte ya playoff mücadelesi veriyor ya kümede kalma mücadelesi veriyor. Kolay değil bu mücadeleler. Hani kulüpler hakikaten çok kolay değil. Sıkıntılı. Pandemiyle uğraşmak çok kolay değil. O testleri yaptırmak, o organizasyonları aksaksız yerine getirmek, o deplasmanlar, gitmeler, gelmeler. Yani hakikaten çok stresli şey bir ortam. Yani inşallah çok bir an önce Allah nasip etsin, Allah şifasını versin. Normale dönelim.
Ama şey yapamıyorsunuz yani. Mesela biz biraz şanslıyız. Şundan dolayı şanslıyız. Güzel bir tesisimiz var. Hani oyuncularımız burada tesiste rahatça vakit geçirebiliyorlar ama hep tesisteler. Yani gencecik çocuklar bunlar. Yani bir sosyal bir şey kalmadı. Sadece futbol, yemek, içmek, antrenman. İşte ne bileyim kendi aralarında işte sosyal medyada oyunlar bilmem neler. Ama hep tesisin içindeler yani gencecik çocuklar. Kolay değil. Onlar adına büyük bir fedakarlık. Herkesin adına büyük fedakarlık. Ama başka türlüsü mümkün değil. Yani biraz işi gevşettiğiniz zaman bir iki tane bir Covid modu bakıyorsun takımda bütün bir anda sayılar artıyor. Büyük sıkıntılar yaşanabiliyor yani. Onun için o korumaya da çok dikkat etmek gerekiyor. Hocam bir seyirci sorusu alacağım. Utku Semizoğlu. Tarsus İdmanı'nın playoff'ta kalma ihtimalini hoca nasıl görüyor demiş. Valla kendimize odaklandık. Şimdi her takımın çok şeylerinde tabii playoff şans şeylerini herkes hem takımını sormuş da sizin eski takımınız olduğu için biraz da sormak istedim. Ya yok şeyle görüşüyoruz orada yani oyuncular da arıyor. Orada da çok benim sevdiğim de işte Ferhat var, Nurullah var, işte Sefa var, şeyler çocuklar birlikte çalıştığımız kulüp personelinden arkadaşlarla zaman zaman görüşüyoruz. Onlar da bizi takip ediyor. Biz de onları takip ediyoruz. İnşallah kalırlar diyeyim. Yani onlar da kendi mücadelelerini verirler. Biraz sezon içerisinde ekonomik anlamda sıkıntılar yaşarlar ama oyuncuların ve hocanın da fedakarlıklarıyla o şeyi çözmeye çalıştılar. Ama şey böyle karakterli şey bir gruptur. Yani bu zorluk sıkıntılı ortamlarda o şeyi bırakmadılar, kulübü bırakmadılar yani. Aferin çocuklarımız. Hocam biraz altyapıdan bahsetmek istiyorum. Bana göre Türk futbolunun en büyük sorunlarından biri. Özcan Hoca nasıl bakıyor altyapıya? Ya altyapı, tabii ben altyapıda özellikle Fenerbahçe altyapısında 4 yıl çalıştım. Ve bulunduğumuz, ondan sonra gittiğimiz, çalıştığımız profesyonel takımlarda da altyapılardan hep oyuncu alıp kazandırmaya çalıştık. Bunun çok da kazandırdığımız oyuncular da vardır. Yani mesela ilk Turgutlu'ya gittiğimde 2005-2006 yılında Fenerbahçe'den kendi çalıştığım 6-7 tane oyuncuyu götürdüm. O zaman Ferhat Çulcuoğlu, işte Raşit Sevim, Emrah Kayalar falan, böyle Mustafa Cevahiroğlu, Engin, kaleci Melih. Hepsi milli oyunculardı bunlar. O zamanki genç milli takım oyuncularıydı. Onlarla o dönem çok önemli bir playoff'a kaldık. Orada da herkes düşer denilen takım. O çocuklarla kaldık. Oradan da bir sürü herkes transferler yaptılar. Mesela geçen gün çok hoşuma gitti. O zamanki kulüp müdürü uzun yıllar Yalçın Turgutlu'nun, işte Özcan Hoca bu kulübe en çok katkı sağlayan, hem playoff'a kaldık hem de getirdiği oyunculardan işte şu kadar para kazandı kulüp falan diye bir kitap mı ne yazıyormuş, orada bir açıklama yaptı. Beni mutlu etti, gururlandırdı. Mesela Buca'da çok, mesela Bekirler, Battallar, Sercanlar, onların gelişiminde de iki dönem çalıştım onlarla da. Onların gelişiminde de çok şeylerimiz oldu. Orada da Süper Lig'e çıktık onlarla mesela. Orada da çok güzel anılarımız geçti Buca Spor'da. İşte Göztepe'de mesela Halil Akpınar, şimdi takım kaptanı. Benim A takımı aldığım bir oyuncudur o. Hem de bir tane U19 maçını seyretmeye gittik. O zaman birlikte olduğumuz Ali Gültiken, sportif direktörümüz. Ali Hoca falan birlikte gittik. Gördük, dinamik şey, yetenekli bir oyuncu. Sen dedim gel sana, biz de çık artık altyapıyla çıkma. Halil biz de çıkmaya başladı. Daha sonra da Göztepe'nin oyuncusu oldu. Yani bunun gibi çok var yani. Çok oyuncu var kazandırdığımız. Mesela bu yılda burada 4 tane oyuncuyu, bir tanesi 2003 doğumlu, profesyonel yaptık. Biz de çıkıyorlar. Ve güzel bir gelişme içindeler. Ki altyapı çalışması olmaması.
oyunun içinde baktık ki olabilecekler. O şansı verdik. Sonra da devre profesyonel yaptık. Ve şimdi zaman zaman kadroya alıyoruz. Yani özellikle 2003'te Emirhan'ı alıyoruz, kadroya alıyoruz. Menemen'deki kupa maçında oyunu aldık. Penaltılara kaldı. Hatta 10. penaltıda Emirhan'ın golüyle turu geçmiştik orada biz mesela. Böyle burada da kazandıracağız inşallah. Yani iyi gidiyor, çocukların gelişimi güzel. Hocam Mustafa Hoca'na selam var. Mustafa Özer. Oo, Mustafa Hocama da sevgilerimi sunuyorum. Çok sevdiğim kardeşimdir o da. O da çok güzel, zor şartlarda, zor ortamlarda Eskişehir'de falan bayağı güzel işler yaptı Mustafa'cığım da. Sevgilerimi sunuyorum ona da. Hocam Erzincanspor'u taraftarlar ısrarla soruyorlar. Baskılı bir oyun ne zaman göreceğiz diyorlar. Baskılı bir oyun. İlk yarı hep biz baskılı oynadık. Onlar maça gelemedikleri için göremiyorlar herhalde. Yani genelde yok, şöyle söyleyeyim. Tabii yani baskılı bir oyun derken bu şeyi artık çok değişik oldu. Futbol artık değişik bir şeye geldi. Yani baskılı, ne zaman baskı yapman gerekiyor, ne zaman savunma yapman gerekiyor. Top rakibe geçince savunma yapmaya çalışıyoruz. Bize olduğu zaman atar ki bizim grupta atağa en hızlı çıkan, en de çok sayıda adamla çıkan takımlardan biriyiz. Yani hücum etkinliğimiz iyidir bizim. Ama olabilir, bazı arkadaşlar için yeterli olmayabilir. Saygı duyarım, görüştür bu. Hocam futbolcuyken birlikte oynamaktan en keyif aldığınız futbolcuyu ve teknik direktörü soruyorum. Ya çok değerli teknik direktörlerimizle de çalıştım. Yani çok hakikaten mesela bana, benim hayatımda, benim futbolcu olmamda mekanı cennet olsun. İlk İstanbul Spor'da futbola başladığımda Güngör Tetik hocam. Daha sonra Malatya Spor'a götürdü. Benim gelişmemde çok büyük katkısı, her zaman o ilk başladığım noktadan güvenerek beni işte Malatya Spor'a götürdü. Orada da iyi bir gelişmeden sonra Mersin, sonra Fenerbahçe geldi. Fenerbahçe'de Stankovic'in bana çok büyük katkısı olmuştur. O da rahmetli, onun da mekanı cennet olsun. Necdet Niş hocam mesela söyleyeyim, o da ilk Fenerbahçe'ye gittiğimde sportif direktördü. Daha sonra Sakaryaspor'da, o hatta işte kupayı aldığımız o dönemde Necdet hocam da çok yeri başkadır. Mesela yine eski Mersin İdman Yurdu'nda bir şampiyonluk yaşamıştık. Suat Mamat hocam, eski Galatasaray'ın efsane hocalarından. Suat Mamat hocamın da bana çok büyük şeyi vardır, katkısı vardır. Bunun gibi bana çok emeği geçmiş çok hocalarım vardır. İsmet Arıkan hocam vardır, mekanı cennet olsun. Yani hakikaten çok hocalarım var. Hepsi çok katkı sağladılar. Hepsinden Allah razı olsun. Futbolcu olarak da çok şey, yani böyle özel oyuncularla, hakikaten ben de biraz oyun önüne şanslıydım. Yani mesela hayranı olduğum bir Alparslan abiyle oynadım. Yani çocukken İstanbul'da maçlara gittim. Fenerbahçeliydim. Yakından görmek için maçtan sonra kapının önünde beklediğim Alparslan abiyi. Hani Cemil abiyi de çok severdim. Cemil abiyle beraber oynamadık. O bırakmıştı ama Alparslan abiyle 2 sene beraber oynadım. Efsane bir oyuncudur. Rahmetli Selçuk Yılan benim için özeldir. Yine bizim işte o efsane Sakaryaspor takımında Sinan'la oynamak da çok doğru bir oyuncuydu. Çok iyi bir santrafordu. İşte Oğuz, Serdar, Aykut, Tuna, bunlar hep özel oyunculardı. Çok kaliteli oyunculardı. Bir de şey soracağım hocam. Genç teknik direktörlerden en çok kim beğeniyorsunuz? Genç teknik direktörlerden ya şimdi hakikaten çok çok genç teknik direktör çıktı. Mesela Erol Bulut beğeniyorum. Çünkü birlikte çalıştık. Benim ekibimde yer aldı. Sonra işte Abdullah Hoca'nın ekibine geçti. Daha sonra kendi başına geldi. Şu an Fenerbahçe'nin başında. Çalışkandır. Bak, futbolla yaşayan bir insandır. Belki Fenerbahçe'de şu an birçok tam kendini ortaya koyamamış olabilir. Teknik direktörlüğünü yapmak çok kolay bir şey değil.
Her ne kadar oranın formasını giymiş olsa, orada şampiyonluk yaşamış da olsa, Erol'u beğenirim. Sergen'i beğeniyorum. Sergen çok iyi gidiyor. Artık genç de denemez tabii. Artık onlar da 50 yaşına geldiler. Yani Sergen falan da 49 falan herhalde. 48-49 yaşında. Mesela bu sene ben Manisa'nın hocasını da beğeniyorum. Daha önce de Keçiören'de çalıştı. Serkan Hoca. Serkan Hoca'yı beğeniyorum. Darıca'dan Ender bizim Ender, yine o da bizim Fener'den yetişme Ender Alkan. Şimdi Ümit Milli Takım'da Tolunay Hoca'nın yardımcısı olmuş. Ender'i de bu sene çok iyi şey gösterdi teknik direktör olarak. Darıca'da iyi başarılı işler yaptı. Ender de bakalım yani, tabii şimdi futbol takımından milli takıma geçti. Hani çok orası biraz daha gözden uzak olacak ama Darıca'da o da güzel işler yapıyordu. Var birçok şu an aklıma gelmeyen ama çok değerli bu işin içinde. Şey mesela Hatay'da Ömer Erdoğan, bravo. Bravo. Ömer Erdoğan, bravo. Çok iyi güzel iş yapıyor, bravo. Çağdaş Atan'ı soruyorlar hocam. Çağdaş Atan için henüz tam kararımı vermedim. O da güzel başladı, iyi götürdü. O da tabii ki inanıldı, güvenildi. Şu anki yaptığı iş az iş değil. Ama Ömer Erdoğan büyük bir iş yaptı bu sene Hatay takımıyla birlikte, oyuncularıyla birlikte çok büyük bir iş yaptı. Karagümrük de çok iyi iş yaptı. Ama oranın yapısı biraz daha farklı. Orada Süleyman Hurma Başkan'ı tebrik ediyorum. Yani orada Süleyman Hurma Başkan ikincilikten aldı. Bravo, eline emeğine sağlık. Süper Lig'e getirdi. Hani bu bir çünkü onun orası yani başkanlık, başkan başarısı yani bu işin Süleyman Hurma başarısıdır orası yani. Neden Fatih Terimler, yeni Fatih Terimler yetişmiyor diye bir soru var seyirci sorusu. Vallahi tabii yani zaman içinde çıkacaktır ya. Fatih Hoca da bu işe yeni başladığında, o da tabii bana göre de Türkiye'nin şu an hakikaten en iyisi. Ben Fatih Hocamı da çok da severim. Karşılıklı da oynadık yani, dışarıda da şeyimiz vardır. Çok da severim. Fatih Hocalar da göreve başladığında, onlar da genç bir jenerasyon olarak başladı. Rahmetli Erdoğan Arıcalar, işte o dönem o jenerasyon başladı. Onlardan önce de rahmetli işte Metin Türeller, Özkan Sümerler, Gündüz Tekin Onaylar efsane hocalarımızdı bizim. Piyasada onlardı. Sonra Fatih Hocalar, Mustafa Denizler, Şenol Güneş bana göre son dönemde büyük atak yaptı Beşiktaş ve milli takımla. Şenol Hoca da çok başarılı şimdi mesela yani. Ama çıkacaktır işte, birileri geliyor, birileri al işte Ömer Erdoğan aldı Hatay'ı nereye getirdi şimdi. Ama devamlılık çok önemli bunda. Yani bir senelik başarılar değil de Fatih Hoca'nın en büyük başarısı sürekli şey başarılı oldu. Yani milli takımda iyi iş yaptı. İşte Milan'a gitti, Fiorentina'ya gitti. Geldi gene şampiyon oldu Galatasaray'da. Yani Fatih Hoca o hırsını, şeyini hiç kaybetmedi. Hep istedi, hep şampiyon olmak istedi. O hırs hala da devam ediyor. Bu güzel bir şey yani. Bu meslekte bu heyecanı kaybettiğiniz an zaten o şeyi kaybedersiniz. Enerjinizi kaybedersiniz yani. O zaman karşıya da aktaramazsınız o enerjiyi. Yani o yönden Fatih Hoca'nın o hırsı ve hala onu, bravo yani, o da güzel bir şey. Hocam buyurun. Buyurun buyurun. Fenerbahçe'de futbolculuk yaptınız. Fenerbahçe Başakşehir kupa maçı başladı az önce. Maç hakkındaki bir skor tahmininizi alayım. Valla şimdi Başakşehir beklenmeyen bir düşüş yaşıyor. Geçen sene şampiyon olmuş bir kadro. Şampiyon yapan Okan Hoca. O ayrıldı. Yine bu liglerin çok deneyimli benim de kardeşim Aykut Kocaman takımın başına geldi ve Fenerbahçe'ye karşı bu akşam çıkıyor. Fenerbahçe lig, kupa ve kadrodaki sakat oyunculardan biraz sıkıntılar yaşarken, bir anlamda da bunu Mesut Özil gibi işte hazır olmayan oyuncuları da sahaya sürerek onları bir an önce hazır hale getirmek, maç eksikliğini gidermek için de bir fırsat da olabilir. Ama
sonucu kestirilemeyen bir maç diye düşünüyorum ben onu.